Kuntum hayra ummetin ve Ve Şimdi evvela bir kısa anlatacağız. Hazreti Ömer ve Amr bin Az daha Müslüman olmadan önce daha İslamiyet'in tebliği başlamadan önce. Bakın daha İslamiyet ortada yok. Hz. Ömer ve Amr İbni As İran'a atlarını satmaya gidiyor. Arap atları. Kıymetli değerli Arap atları. İran'a pazara atlarını satmaya gidiyorlar. Ve pazar uzun bir yoldan sonra pazara geliyorlar. Ve işte hayvanlarını yerleştiriyorlar pazara. Bekliyorlar ki işte müşteri gelsin ki biz de atlarımızı satalım paralarını alalım. Tekrardan Mekke'ye geri dönelim. Tabi dediğimiz gibi bakın cins Arap atları. Para ediyor. Hazreti Ömer ve Amr İbn As pazarda beklerken pazara iyi giyimli, heybetli, düzgün kıyafetli ve yanında adamları olan emir gibi bir zat giriyor. E onlar tanımıyor tabii ki de. Bu zat ve yanındaki adamlar pazarın içine giriyor. Bu zatın adamları Hazret Ömer ve Amr İbn As'ın yanına geliyor. Ve onlara sataşmaya başlıyorlar. Yani hırgür çıkarmaya başlıyorlar. "Nereden geldiniz? Siz çölden mi geldiniz? Bedeviler." diyerek onları aşağılamaya başlıyorlar. Ve aralarında bir itiş kakış oluyor. Ve o emirin adamları emir ile beraber Hazret Ömer ve Amr İbn As'ı darbederek atlarını alıyorlar. Bakın çalıyorlar. Hazreti Ömer ve Amr İbn As başları önünde pazarı terk ediyorlar. Atsızlar, parasızlar. Ne yapacaklar? Şimdi yolda gidiyorlar. Ne yapacaklarını de bilmiyorlar. Bir hana sığınıyorlar. Bakın bir hana sığınıyorlar. Hancı Hazreti Ömer ve Amr İbn As'ı yabancı görünce ve ahvallerinden bir sıkıntılar olduğunu görünce soruyor. Hayırdır? Bir sıkıntınız mı var? Siz buralara yabancısınız galiba. Hazreti Ömer ve Abim İbn Az olayı anlatıyor. Diyor ki biz Mekke'den geldik. Atlarımızı satmak için buraya geldik. Ama pazara bir kişi geldi. Şu kılıkta, şu kıyafette, şu tipte, yanında şu 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 adamlarla beraber bir adam geldi. Ve bizi gasp ettiler, bizi darp ettiler ve atlarımızı çağdılar. O hancı dedi ki siz dedi hiç merak etmeyin. O dedi bizim adil devlet başkanımızın oğludur. Yarın devlet başkanımız ismi Nuşirevan. Nuşirevan pazara gelir ve halkının dertlerini dinler. Siz de Nuşirevan'a giderek ahvali anlatırsınız ve Nuşirevan çok adaletli olduğu için sizin bütün sıkıntınızı çözer. Tamam mı? Tamam. Ertesi gün Hazreti Ömer ve Amr ibn As pazara gider. Ve devlet başkanı insanlara sıkıntıları sorarken sıra Hazreti Ömer ve Amr ibn As'a gelir. Onlar dertlerini anlatırlar. Tabii ki de tercüman çeviriyor. Tercüman işte onlar aynı aynı dili olmadı. Çünkü orada farklı farklı ırklardan, farklı farklı ülkelerden insanlar geldiği için padişah çevirmeniyle gidiyor. Ve Hazreti Ömer ve Avni Nas'ın sıkıntısını duyunca padişah şoka giriyor. Şaşırıyor. Benim ülkemde nasıl böyle bir şey olur diyor. Kızıyor, sinirleniyor ve öfkeleniyor. Nasıl böyle bir şey olur? Diyor ki derhal bu iki kişinin atlarının parası verilsin. Ve ne ahvalleri varsa ne sıkıntılar varsa giderilsin. Ve Hazret Ömer ve Amr İbn Az, atların parasını alarak dönüyorlar. Hatta ve seviniyorlar. Ya diyorlar aslında biraz daha iyi mi oldu? Çünkü orada biz pazarda bekleyecektik işte müşteri geldi mi? Müşteriye sattık mı işte? Ne zaman satacağız? Hani birisi gelecek de satacağız yani. Böyle diyor azabacı daha mı iyi oldu? Biraz da sevindiler aslında. Neyse Hazreti Ömer ve Amr İbn Nas Han'a geldi. Hancı sordu dedi ne oldu? Dedi böyle böyle gittik derdimizi anlattık. Bize para verdiler hani. Onlar sevinçli bir şekilde gitti. Hancı kızmaya başladı. Nasıl oldu böyle bir şey? Ne demek size paranızı verdi, sizi yolladı? Onlar şaşırdı. Ne oluyor dedi ya mübarek adam bize işte paramızı verdi. O Nuşirevan kişileri ayırmaya mı başladı? Adaletini adaletli şekilde yürüten, insanlara karşı adaletli olan Nuşirevan adaletinden ödün vermeye mi başladı? Kendi oğluna gelince kendi oğlunu kayırdı mı dedi. Bir anda celallendi. Niye celallendi? Çünkü orada hırsızın karşılığı idammış. Kim hırsızlık ederse karşılığı idam olur. Ve hancı bu yüzden kızdı. Nasıl olur da oğlunu idam ettirmez size altınları verir geri Ben de, de o Nuşirevan'dan bunun hesabını soracağım. Bakın adalete bakın ülkedeki. Adalet. Dedi ben yarın dedi pazara gideceğim. Nuşiravan'a bunun hesabını soracağım dedi. Hancı. Bir hancı bir padişah hesap sormaya gidecek. Ertesi gün oldu. Hancı pazara gitti. Dedi ki ey padişahım. Sizin adaletinize ne oldu? Dedi dün. Dedi yani padişah da şaşırdı. Dedi ne oldu ki? Dedi dün böyle böyle bir olay oldu. Siz neden oğlunuzu cezalandırmadınız? Padişah bulununca şaşırdı. Meğerse padişaha Hazreti Ömer ve Abrimnaz'ın çevirmenliğini yapan adam Padişah'ın oğlunun adamıymış. Yanlış çevirmiş. Hazreti Ömer ve Abrimnaz onun oğlunu tarif edince o başka bir şekilde çevirmiş ona. Başkası olarak anlatmış. Padişah da kimin olduğunu anlayamadığı için paralarını vererek bunları işte adalet sağlamış. Padişah kendi oğlunun Böyle bir şey yaptığını öğrenince çok şaşırmış, kızarmış, bozarmış. Nasıl böyle bir şey olur? Benim oğlum bunu nasıl yapar? O tercüman bunu nasıl yanlış bana çevirir? Nuşirevan. Bakın adalete bakın. Nuşirevan hancı demiş ki tamam demiş mesele anlaşıldı. O iki kişiye de ki yarın ikisi de ülkeyi terk etsin. Birisi ülkenin güney kapısından çıksın. Öteki ülkenin Kuzey kapısından çıksın. Hancı tamam mı tamam. Hancı geliyor. Diyorlar ne oldu? Böyle böyle ben gittim. Mevzuyu anlattım. Biriniz güney kapısından, biriniz kuzey kapısından çıksın dedi padişah. Tamam mı tamam. Hazret Ömer güney kapısından çıkıyor. Bir bakıyor ki güney kapısına padişah oğlunu asmış. Abrimnaz kuzey kapısından çıkıyor. Bir bakıyor ki tercümanı Padişa kuzey kapısını asmış. Ve adaletiyle nam salan Nuşirevan eninde sonunda adaletiyle hükmetmiş. Bakın bu Nuşirevan adaletiyle nam salmış bir padişah. Adalet önemlidir. Kafir de olsan ne olursan ol adalet önemlidir. Biz bu kıssayı niye anlattık? Nuşirevan ismini unutmayın. Nuşirevan. Nuşirevan'ın adaletini unutmayın. İslam geldi. Mekkeliler İslam'la tanıştı. Alemlerin efendisiyle tanıştılar. Ve İslam her yere yayıldı. Hazreti Ömer İran'ı fethetti. Gün geldi atını çaldırdı yeri fethetti. Ve Abrimnas'ı Mısır'a vali yaptı. Mısır'a vali yaptı. Ve Abrimnas Mısır'dayken bir cami yaptırmaya karar verdi. Ve bir arazi seçtiler. O arazinin belli bir kısmında bir Yahudi'nin toprağı var. İşte evi var, bahçesi var. Abimnaz emir verdi, orayı dedi cami yapacağız. Kararı verdi. Ama Yahudi satmak istemiyor. Ama Abimnaz hükmü verdi. Yahudi dediler ki böyle böyle buraya cami yapacağız. Dedi ben istemiyorum kardeşim yapacağız yapacak bir şey yok. He parasını verdiler. Hani sen buradan çık sana parama Değil. Parasını da verdiler. Ama Yahudi bu işten razı değil. Yahudi üzgün bir şekilde evine geldi. Yahudinin Müslüman bir komşusu vardı. Dedi ki ey komşu bu ahvalin nedir? Dedi ki böyle böyle bir ahval oldu. Vali böyle bir şey karar verdi. Ben de evimi satmak istemediğim halde zorla benim tarlamı aldılar. Benim tarlama benim evin olduğu yere cami bacaklamış. Ben istemiyorum. Paramı verdiler ama ben istemiyorum kardeşim. O Müslüman komşusu dedi ki bak dedi bu işi çözse çözse emir el mümini çözer. Kim? Ömer çözer. Hazreti Ömer. Dedi sen git dedi derdini Hazreti Ömer'e anlat. O senin işini çözer. Yahudi dedi ki tamam mı tamam. Yahudi Mısır'dan kalkarak Medine'ye geldi. Medine. Bakın işini çözmek için Medine'ye geldi. Bir hafta iki hafta annesi yol çekti geldi. Dedi ki Ömer'i arıyorum. Hazreti Ömer arıyorum ama şeyi arıyor yani. Hazreti Ömer'in sarayını arıyor aklınca. Yani Hazreti Ömer mesela İslam halifesi işte binası işte her neyse hükümdarlığı her nesi böyle bir saray köşk bir var bir yere. Çünkü Amr Nas As Mısır'da kendisine ait yani İslam'ı temsil eden sonuçta bir bina yapmış. Heybetli bir bina. O Yahudi de arıyor ki Hazreti Ömer'in binasını arıyor. Köşkünü arıyor. Yok. Soruyor. Diyor ki Emir el Müminin nerede? Hazreti Ömer nerede diyor. Diyorlar ki falanca hurmalıktadır. Allah Allah. Falanca hurmalıkta Ne alaka kardeşim diyor. Neyse diyor gidelim bakalım. Yahudi hurmalığa gidiyor. Bakıyor ki orada biri çapa yapıyor. Tarlada biri çalışıyor. Çapa yapıyor. Hurma bahçesinde. Geliyor diyor ki Ya diyor ben diyor İslam halifesini Ömer'i arıyorum diyor. Diyor ki sen Ömer'i ne yapacaksın diyor. Ya diyor Ömer'le bir işim var ona bir şey danışacağım. Ben diyor Mısır'dan geliyorum diyor. Otur hele diyor diyor. Ben Ömer'im anlat. O öyle ben Ömer'im deyince iyice ümidi kesiliyor. Bir bakıyor bir tarafta Amr ibn As. şaşa, krallık, işte valilik, emrinde bir ordu asker. Ama bakıyor ki sözde, sözde haşa yani ona göre sözde işte emir el müminin tarlada çapa yapıyor. Yahudinin hevesi kursağında kalıyor. Cık, anlat bakayım diyor ne oldu diyor. Bu da diyor bari buraya kadar geldik derdimizi anlatalım. Yahudi diyor ki böyle böyle bir mesele var. Benim bir arazim var. Amr İbnaz, benim arazime cam yaptırmak istiyor. Ben bunlar razı değilim. He paramı verdiler ama ben bundan razı değilim. Ben oraya cam yapılmasını istemiyorum. Arsamı vermiyorum. Bunu duyan Hazreti Ömer celallendi. Nasıl böyle bir şey yapar dedi o. Nasıl böyle bir şey yapar? Dur hele dedi. Yerden bir kemik aldı. Bakın Hazreti Ömer yerden bir kemik aldı. Ve kemiğin üstüne bir şeyler yazdı. Al dedi bu kemiği. Git dedi ona ver. Selamımı da söyle. Senin için çözecek. Yahudi zaten Hazreti Ömer'in o ahvalini görünce haşa ve kella tarlada çalışan bir ırgat gibi haşa ve kella Dedi zaten ben bunu götürsem ne olacak? Abin İbni As'ın şaşasına bak. Oradaki işte ihtişamına eh bak. İşte Hazreti Ömer'in haline bak. Aldı, boynu bükük bir şekilde Mısır'a geri geldi. Dedi ben bu kemikle o şeye gitsem, valinin yanına gitsem bu kemikle benim dedi, kafamı kırar. Ben dedi en iyisi evime gideyim. Evine gitti boynu bükük bir şekilde. Müslüman komşusu onu görünce dedi ki ey komşu ne yaptın? Hayırdır? Dedi ki böyle böyle. Ben gittim. Dedi Ömer'i gördüm. Dedi Ömer bana bir kemik verdi. Bir de dedi selam söyle dedi. Ama dedi ben dedi gidemem dedi. Yani. Ya dedim mübarek gitsene sen. Sen dedi git. Sen git dedi. En azından dedi. Sana dedi Hazreti Ömer'in ona iletmeni söylediği selamını iletirsin en azından. Yahudi boynu bükük bir şekilde valiliğe gitti. Dedi ki valiyle görüşeceğim. Tamam geç. Dedi ki sayın valim. Bakın siz bir yere bir cami yaptırmak istediniz. Benim de orada evim var. Ben dedi bu işten razı değilim. Benim razı olmadığım halde siz dedi oraya tamam param verdiniz ama ben bu işi istemiyorum. Oraya dedi cami yaptıracaksınız. Benim tarlamın elinden aldınız. Tamam. Ben dedi bu işten razı olmadığım için Medine'ye gittim. Ömer'in yanına. Ömer deyince böyle abrimlasın el ayağına dolaştı. Yahudi şaşırdı. Allah Allah dedi. Ne yaptın ne yaptın dedi. Dedi Ömer'in yanına gittim. Amr kızardı, bozardı. Şekli şemali değişti. Allah Allah. Peki dedi Ömer sana ne dedi? Dedi ki Ömer dedi bana dedi bu kemiği verdi. Kemiği verdi. Amr İbnaz kemikte yazan okudu. Derhal derhal kalktı. Yardımını dedi ki bu adamın dedi tarlasını evini geri verin. Evini tamir edin parasını verin fazladan da para verin dedi gönderdi. Bak. Yahudi şaşırdı. Allah Allah. Ya bir kemikte ne yazabilir ki? Koskoca vali eli ayağına dolaştı. Titredi. Emir yağdırıyor. Benim işim çözülsün diye. Kemikte ne yazıyor biliyor musunuz dostlar? Nuşirevan'ı hatırladınız değil mi? Hazreti Ömer kemiğe şunu yazdı. Amr İbn Vallahi ben Nuşrevan'dan daha adilim. Ya aman ya Rabb'im. Subhanallah. Vallahi ben Nuşrevan'dan daha adilim. Nuşrevan kendi evladını memleketinin kapısına asıyorsa ben seni ne ahvale getiririm. Ey Amr İbni As, ayağını denk al dercesine ben ondan daha adilim dedi ve adaletini masasına böyle yumruğunu vurarak Hazreti Ömer gösterdi. Adalet budur kardeşim. Adalet her yerde geçer. Baba evladına, baba karısına adaletli davranacak. Muhtar, belediye başkanı, kaymakam, herkes adaletli olacak. Öğretmen öğrencisine adaletli olacak. Patron işçisine adaletli davranacak ve ülkenin başındaki, memleketin başındaki zat kimse, her kim olursa olsun Hazreti Ömer'in adaletiyle muamele etmesi lazım. Peki Hazreti Ömer bu adaleti kimden öğrendi? Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den.